çıkışımdan beri. Ekleyeceğim videonun sonuna. Amacı ben tam dükkandan çıkarken önümü kesmekti. Dün hayvanla. Fakat düşündüklerinin tersini yaptım. Ben onu karşıladım. Dükkanına oturmadım. Başka yere gittim. Yetişemedik çekme. İki kez de sınıfımda yapıldım. İşte sadece değil bu. Saat değişik. Her sabah. Ne düşünüyorlar acaba? Psikolojik baskı oldu belli. Bir psikolojik işlemi var. Zır deli bunlar be. Tümünün tımarhane de olması gerekiyor. Bunlar içlerine şeytanlar sokmuşlar. Şimdi kapatıyorum balkon videosu. Açacağım sonra. Onu da kaburda bekleyeceğim. 10-15 dakika bekledim zaten. Gitmeden önce lavaboya. Çıt yoktu. Bakalım orada neler olacak. Fakat sinek gaslighting'i yok, kesildi. Olsaydı çekerdim videoyu. Evet, tümünün kapatılması gerekiyor. Tehlikeli deli bunlar be. Zonoslarla, pisliklerle, psikolojik oyunlarla ve geri zekalı hepsi. Teknolojileri ise müthiş. Bu çökmüştü, yenisini aldım. Şimdi çalışıyor. Bazı harici diskilerim de öyle. Çökmüştüler, şimdi çalışıyor. Zorlansa da. Nasıl yapılıyor bilmem. Akıl ermiyor buna. Çiplerine girebiliyorlar diye tahmin ediyorum. Dışarıdaki kombi gibi. Fakat bu tamircilere falan sorunca böyle çiplerden olabilir mi diye hepsi inkar ediyor. Çıkalım biraz. Anam daha önüme yetişti. Telefonla kullanma. Anam da yetişirdi. Kendisi de yetişebilir. Bir tane daha geldi. Bu ses alıp bitir. Çayımız hazırdır. Çıkıp biraz. Oksijen alalım. Pencereyi de açtım biraz. Hava alsın. Eskiden mümkün değildi. Sinek koku. Köpeklerin şaşkını. Kendini gösterdi gidiyor. Hava rottweileriyle. Yeni bir tipe benziyor. El hareketlerinden belli ki zır deli. Yukarıdan geldik. Bekleyen arabamız orada. Burnumu uzatır uzatmaz. Tıpırtı çıkarır çıkarmaz. Benim köpeğim 1 yaşında. Varlığı polis demiş. Nereden geldi acaba? Okullar açıldı. Okulun dışına mı sıçtırdı?
Avlusuna mı sıçtırdı? Hastanın içine mi sıçtırdı? Oyun parkına mı sıçtırdı? İşleri o çünkü. Ve askeri operasyon gibi stalking. Kolay gelsin dayı. Çöpleri toplamış bir yerde temizlikçidir herhalde. Dedikleri kadar köpek kaldırsınlar, buradan yenileri gelir. Biraz oyna bakayım. Şaşmaz. Yani sürekli yoğunları çekip kötü konuşuyor onlar hakkında. Çocuklarımız. Biz onları doğurduk. Çocuklarımız be. Çünkü doğurduğumuzu hesap ediyoruz. Yaptığımız şeylere göre. Veya doğurduğumuzu hamile bıraktık. Nasıl ses getiriyorlar hamile bırakılma esnasında, eski videolarımda buradan duyuluyor. Yarın daha erken çıkacağım. Zedeler, dualarım olduğundan beri hep ibadette var. Ve o sosyal medyada yayınladığımız surat daha çok bin bir surata benziyor. Erdoğan'a değil. İkiz kulelerdeki ateşlerdeki surata da benziyor. Bu milleti uyaramıyoruz ki. Yani bu şeytanlığı ortadan kaldırın, yerden gökten nimetler. Düşünün, dünya savaşı öncesi, çünkü dünya savaşı çıkarttım. İlim geldikten sonra. Öyle gökten geldi o ilim. Teknoloji. Bir tür, ne diyorlar ona? Gamaray yıldızlardan ışıklarla. Bir güneşlerden patlamalarla. Böyle Allah ilim indirir bence. Ve ayetteki gibi kimi doğru yolu seçer, kimi koşun köpekçiler, kimi yanlış yolu, atom bombası gibi. Burada seçenek sizde. Köpekçiler, ne çekiniyorsunuz be? Eski hareketleri yapın, gelin burada sıçın. Burada bok büyüsü yapacak mısınız? Yürüyen çekimler be. Biraz çimen kazıyın ayaklarınızda. Çiçekleri kaldırmışlar, artık yollamıyorsunuz. Gelin burada otururken karşımıza sıçın burada. Güç göstererek. Ne çekiniyorsunuz be? Bu millet hala devam ediyor.
kimse benim gibi tarihe bakıp karşılaştırmıyor ki. Böyle bilim geldikten sonra bu fitne başlıyor. Bilim geldi, medyalardan beyin yıkamaya başladık. Her eve Zonos. Her an medyadan seyrettiğiniz şeylerde Zonos izi. Şimdi de var sosyal medyada. Bas babam bas. Zonos saçan hayvanları gözlerine sok. Bütün camiler, hastaneler, okullar falan dolsun bunlarla. Gözünüze sokuyoruz. Alıştırıyoruz. Aynı şeyi sokaklarda görmeniz için. Sonra patlak verdi mi fareleri suçluyoruz. Bunun savunucuları şey demiş, bunları yok ederseniz fareler artar falan. Salgın başlar. Her gün yıkanan hayvanlar. Müslümanlardan daha çok. Her gün temizleniyorlar o fareler. Kimse onları gezip okşamıyor, öpmüyor, beraber yatmıyor. Oradan gelmiyor. Ve fareler, onlar fareler avlasaydı sık sık görürdük etrafta. Herhalde gizlice yapmıyorlar. Beyaz bir şey daha gördük orada. O kedi mi köpek mi? Kedi mi köpek mi karar ver. Kediymiş. Yok köpek. Bir beyaz köpeklimiz daha. Yeni ortaya çıkanlardan her sabah dinmez. Diğer sayısız ordu gibi. Bölük bölük. Bir bölük kayboldu. Başka bir bölük. Artık gizleniyorlar ya. Orada gözüne sokuyor fakat sahibi ağaçların arasında. Görünmez kapı ebi ve onu da ben Mehmet Yusuf. Bunların saptırdığı akademisyenlerin dediği gibi birine ve senle sürekli uğraşsın Yusuf Bey. Sırf benimle uğraşmıyorlar. Böyle keşfedeni karşı çıkanı aynı şekilde. Diğerleri ise şuradaki ağaç gibi yavaş 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 çürüyor. Temizlikçiler geldi aynı yere şimdi kaçtı. Bokunu kaldırmasınlar. Tehlikesini bilirler. Kis tibiatik. Ben kaldırıyorum. Çünkü Allah'a güveniyorum. Şifa veriyor bana bilgileri. Fakat gece gazını yiyoruz. Uyurken. İncil'deki ayet. Sen uyurken de bunlar soyguna ve cinayetlere geliyor. Böylece bu sabahta görünmezlik kılıfına girseler de hala devam ettikleri belli. Musa Bark'ın dediği gibi. Tekrar. Karkaçık. Niye gelip yemiyorum be? Buğday var. Çayım bitti. Elhamdülillah. Şifa çayı. Allah'ın otlarınla şifa var. Nihayet. O siyah köpeklerimiz geldi. Tesadüfen. Değişik saatte.
koordinasyonlu bir şey yok mu? Kediler falan yok. O da görünmezlik. Düz gideyim. Siyah köpeklerinin sahibi değişti. Dişiydi, erkek oldu. Araştırmacıyız biz. Ya bu sinekler niye yok oldu? Soyları kurusun. Ve bu binbir çeşit sinek türleri ne be? Üretim mi? Laboratuvar mı yoksa? Bu hayvanlara yumurtalarını soktuktan sonra kurtları evrim mi geçiriyor? Alıştırılması gerek. Çünkü virüsleri ve mikropları öyle. Oo, bir tane daha. Evet, o köşede varmıyoruz. Hayvanımız var diğerleri gibi. Orada bir şey var. Yeni biri. Yeni bir köpek. Yeni bir uçan mı? Bu acaba tesadüf mü? Olabilir. Bu Aldilöksüz mahallesinde herkeste köpek var. Çünkü taş çatlasa 20 dakika geçmiştir. Şimdi çıksam apartmanın girişine, parkın girişine bir tane anında ışınlanır mı? Olabilir. Herkeste köpek var. Herkesin beyni yıkanmış. Kafaları kırık. Dediği gibi bu park kafedeki servis olayına ise ara verdik. Kapatıyoruz. Balkon sohbeti bu kadar. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler. Kapatır kapatmaz. Buradan aşağıdan gelen bu sefer buradan gidecek. Ne yapacak? Parka mı sokacak? Asıl geldiği yer orası. Birkaç dakika bekleyelim bakalım. Evet, parka doğru gidiyoruz. Kedi maması da kedi maması. Okulun önüne gidecek be, çocuklara sevdirecek. İbladı çocuğu. Ne çabuk çıktın lan. Ben çıkmadan önce hapşırıkların, öksürüklerin duyuluyordu. Ya geri gel. Kafesin önüne o gitmiş. Zararsız. Kafesin önüne ben park ettim. Buradan geçiyorum. Tekrar geri gidiyorum. Bizim ismimiz adına bahsediyorum videolarında. Şaşmaz. Hangi isimden bahsetsin? Evet, o kadardı be işimiz. Gidiyoruz. Üsküdar merkezde tekrar karşıma fırlaman bekleriniz. Burada komşuları sevmiyor gözüktük. Özür dilerim. Sürekli yapmıyorum ya. Artık köpeğim havlamıyor ya. Haftada bir iki. Uzatmayalım ve videoyu kapatalım. Uzun video olmasın. Hayırlı sabahlar. Gidiyoruz be. Biraz komşulara takıntılı gözük. Yetkilileri ve kurumdakileri biz. Uçan maymun ederiz. Şüpheyi.
sorun. Bu baş kaldırıyı yok edebilecek misiniz? Bu fitneye, şeytanlığa karşı. Evet, ezeriz biz ve medyalarımızda, misal dergilerimizde, televizyonlarımızda, reklamlarımızda, sosyal medya gözlerine sokarız. Böyle sokakta hayvan sürüleri normal gözükür. Parklarda boklar. Herkese kisti diyor ki.